Bağlandık mı? Sanırım bağlandık. Selam. Selam, merhabalar. Öğrencilerimizle ilk önce seni bir tanıştıralım. Ondan sonra yavaş yavaş konumuza tabii gireriz. Sanat Tamam. ve Tasarım Fakültesinin davetlisi olarak yayınımıza katılıyorsun ve konumuz da bugün yurt dışında tasarımcı olmak. İzleyicilerimiz belki merak ediyordur soy isim benzerliğinden dolayı kim bu Emrah Kara diye. Emrah Kara benim aynı zamanda öz abim. Canım kardeşiyim. O yüzden biraz böyle aile sohbeti şeklinde geçebilir ama olabildiğince öğrencilerimize faydalı konulara değinmeye çalışacağız. Evet, buyur, söz Tamam. sende abi. İstersen bir önce kendinden genel olarak bir bahset. Daha Tamam. sonra yavaş yavaş konumuza geçeriz. Tamam. Merhaba. Herkese merhaba. Teşekkürle başlayayım ben. Serdar hocamıza sana başla. Teşekkür ediyorum. Sohbet fırsatı bu zamanda böyle günlerde önemli aslında. Vakti değerlendirmek açısından. Üstelik paylaşım yapmakta. Hem faydalı hem heyecan verici. Benim böyle çok topluluk konuşmalarım yok. Yani üniversitede bazı temsillerde bulunduk, o kadar. Tasarımcı olarak Londra'da yaşıyoruz. Biliyorsun, ailemle kızım, 7 yaşında bir kızım var. Bugün de zaten buraya geliş hikayemizden bahsedeceğiz. Nasıl başladım bu işe? Şunu söyleyebilirim. Yönlendirmeler, hocalarımın yönlendirmeleri çok önemli oldu tasarımcı olma yolunda. Ve onlar doğru yönlendirmelerdi ki ben de kulak verdiğimi düşünüyorum. Tasarımcı, kendi okuluna gittiğimiz mesleğimizi icra etmeye başladık. Hal böyleyken tabii o tasarım aşkı, çocukluktan da gelen tasarım, sanat aşkı, isteği devam etti. Daha sonra üniversite sınavlarına hazırlandım. Üniversite sınavlarında grafik bölümünü seçerek grafik bölümüne girdim. Grafik bölümünü kazandım ve bu hususta şöyle bir not aldım açıkçası geçen hafta. Şu an aklımda. Onu belirtmek istiyorum. Ömer hocamın bu arada konuşması çok faydalıydı. Oradan notlar aldım. Tasarımcılık mesleği aslında üniversitede öğrenciyken başlıyor. Bu çok doğru. Ben aslında biraz ilk 3 yılımı diyeyim o şekilde tamamladım. Yani dışarı pek çıkmazdım. Bir değil iki üç proje vermeye çalışıyordum ve bunu tek nedeni sevmem, ya da nasıl söyleyeyim, vaktin nasıl geçtiğini anlamadan tasarım yapıp sürekli öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan da öğreniyorsun, yani liseden çok farklı, fakat oradan gelen birikimle daha da lezzetli hale gelmeye başladı. Burada temel sanatın önemi de çok önemli. İşte renk, ondan sonra kompozisyon. Temel sanatın temel kavramları adı üstünde, temel kavramlarını aslında biz hep o sene, ilk senemizde aldığımızda bir daha unutmamak üzere aslında bünyemize dahil etmiş oluyoruz. Bu çok önemli. Onun için burada öğrenci arkadaşlara, yeni başlayanlara, hala temel sanat projesi yapanlara mesajım olsun, nacizane. Disiplinden de bahsetmek gerekiyor burada. Disiplin dediğimiz şey aslında öz disiplin, kendine saygı, kendine görgü katan. Yani şöyle söylemek gerekiyor aslında. Tasarım görgüsü oluşmasında çok önemli bir şey. Öz disiplin, kendine saygı, tasarım disiplini, ki grafik tasarım bir disiplin. Farklı meslek dallarında olduğu gibi. Bu disipline sahip olmak, bu disiplinde başarılı olmak için dediğim gibi temel sanat ve sonrasında da sonraki yıllarda gelen projeler ve müfredatta ne varsa onlarla ilgili ilgili takipçi olmak gerekiyor. Ben hocalarımdan çok şey öğrendim. Aslında belki de güzel sanat, 9Y güzel sanatlar zevkli dönemlerinden bir tanesi. Mesela Ömer, ben isimleri de vermek istiyorum. Hepsine de selam gönderiyorum. Ömer hocam, Tuğcan hocam, çok değerli isimler. Emre hocam, ondan sonra bütün hocalarım yani. Yakup hocam tipografide. Hepsinin çok büyük katkıları var ve biz ağızlarından çıkarır. Ben şahsen yani kesinlikle unutmamak üzere hafızama kaydediyordum. Onların dedikleri benim için çok önemli ve sevdiğim için bunu yapıyorum. Yani mesleki olarak ben okulu pek aksatmamaya çalışan, proje zamanında proje, bir değil iki proje vererek öğrenciliğimi tamamladım ki son yıllara doğru zaten dijitale geçiyorsun. Burada dijital deneyimin de önemine vurgu yapmak istiyorum. Ben üniversiteden hemen öncesine kadar aslında ufaktan bilinçli bilinçsiz bir portfolyo yapmaya, oluşturmaya başlamıştım. Portfolyonun önemi de çok büyük aslında. Mezuniyete kadar ben yaptığım işleri mümkün olduğunca çevrim içine sergilemeye, göstermeye
meraklıydım. Ve ben yaptığım işlerin sunumuna da tasarım yapıyordum. Yani yaptığınız işin sunumuna tasarım yapmak kolay değil. Terzinin kendi söküğünü dikememesi gibi bir şey. Ya da zorla dikmesi gibi. Vakit olmadığı için ya da gerçekten tasarladığım bir şeyi tekrardan başka bir dilde anlatmak, başka bir formatta onu anlatmak vakit istiyor, enerji istiyor diyebilirim. Tabii online tarafı ben biraz daha güçlendirmeye başladım. Yani başta test projemi sundum. İşte onların tasarımlarını bildiğiniz gibi bilmeyenler için de söylemek gerekirse herkesin kullandığı Behance platformu, Dribbble ve bunun gibi daha şu anda belki aktif olmayan birçok siteye mümkün olduğu kadar üyelikler açıp ben de işlerimi sergiliyordum ve onları tasarlıyordum. Yani bu işleri tasarlamak aslında dediğim gibi süre gerektiriyor fakat geri dönüşünü alıyorsunuz. Ufak mezuniyetten hemen sonra ben ilk müşterilerimi yani çalışma stajdan sonra bir çalışma sürecim oldu İzmir'de. Onun dışında ben böyle ufak tefek işler yapıyordum çok makul fiyatlarda ve o süreçte de benim aslında müşteri profilini işte İzmir şehrindeki ya da Türkiye'deki müşteri profilini tasarım kültürüyle harmanlayıp nasıl bir sonuç elde edebilirimi anladığım zamanlar diyebilirim. Burada bir sözünü kestim abi. Şimdi bu şey öğrencilerle en çok yaşadığımız problem bizim bu müşteri kavramıyla karşılaşmadıkları için bir ciddiyet kaybı söz konusu oluyor. Ya da hiç ciddiyet oluşturamadığımız öğrenci arkadaşlarımız oluyor. Şimdi pek çoğumuz sektörel deneyim yaşayacak bir şekilde mezun oluyorlar. Grafik tasarım ya da benzer görsel iletişim tasarımı. Ve nedense okuldaki o geçirdikleri eğitim sürecinde hep şey kafası var. Ya şu dersi bir geçeyim, temel sanatı bir geçeyim, ondan sonra tipografi dersi, onu da bir geçeyim. Nasıl geçtiğimin çok önemi yok. Geçeyim de işte 3 aşağı 5 yukarı puanlarım şu olsun, bu olsun. Sadece geçme beklentisi var. Bu bohçanın doldurulması, işte hazinenin içinde bilgilerin biriktirilmesi gibi bir kaygı olmadığı için bizim söylediğimiz çoğu şey de onlara yük ya da sanki böyle bir eziyetmiş gibi geliyor. Hocanın söylemiş olduğu ya da yapmış olduğu eleştiriler sanki ya hoca bana taktı klişesiyle algılanabiliyor. Ben burada şeyi sormak istiyorum sana. Şöyle çabuk çabuk vazgeçiyorlar. Yani hemen Çabuk küçük vazgeçiyorlar. eleştiri zaman hemen tamam olmadı deyip mesela bu konuda piyasada böyle mi? İşi beğenmeyip ya başlarım işine deyip bırakıp gidiyor musunuz? Nasıl oluyor bu işler? Şimdi bak, şöyle bir durum var. Şu andaki öğrenci profiliyle benim zamanımdaki bizim zamanımızdaki öğrenci profili aynı değil. Tarihler yakın ama seneler var yine de. Şu anda dikkat dağıtıcı çok fazla şey var Murat. Öğrenciler birçok şeyle meşgul oluyor. Yani sosyal medya var. Ben bunu çok klasik olacak ama bütün insanlar için problem olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla görsel ve işitsel hatta yazınsal yükleme var. Bu öğrenciler için de geçerli. Yapacak başka şeyler de var artık. Yani eskiden bu kadar değildi. Eskiden dediğim 10-12 sene önce. Yani böyle şimdi şöyle ben yine söylemek zorundayım ki kendi zamanımda bu kadar çok dikkat dağıtan şeyler yoktu. İşte mobil yoktu mesela, mobil terimi yoktu. 10-12 sene önce mobil terimi diye bir şey yoktu ki aslında bu mazeret değil, tasarımı sevmekle alakalı. Birazcık bu tasarımcının yaşayış tarzıyla alakalı. Yani tasarım saat 6'dan sonra bırakacağım bir şey olmuyor yani. Bunu da herkes biliyor aslında. Ben aslında tam anlamıyla onu söyleyebilirim, onu önerebilirim. Hayatına dahil etmek zorundasın ve yapıyorsan bunu sevmek zorundasın. Yani futbol ya da basketbol oynuyorsan antrenman yapmak zorundasın. Tasarım içinde bu şekilde. Yoksa yani belli bir süre sonra tıkanıyorsun. Gerçekten nefesin yetmiyor. Ve nefesinin yetmemesini de başka şeylere bağlıyorsun ki bu da doğru değil. Yani seni tasarımcı yapan yine sensin. Gördüğün kadar varsın. Görmediğin şeyi zaten yapamıyorsun. Çok daha yoğun yaşıyorlar şimdi bireyler hayatlarını. Mobil terimi var. İnternet var. Bağlantılar, iletişim çok daha güçlü. Fakat sosyal iletişim o kadar güçlü değil. Birazcık kolaycılık o bakımdan aşılanmış olabilir istense de istenmese de. Bunu söyleyebilirim bu anlamda. İlk müşteriyle temas kurduğunda, profesyonelliğe geçtiğinde, okurken de geçtiğini hatırlıyorum ben ama ilk böyle karşılaştığın zaman, okuldaki gibi sadece not değil, karşılığında para almaya başladığın zaman, tasarımların karşılığında yaşadığın deneyim ve karşılaştırdığımız zaman okuldaki durumlarla nasıl bir hissiyat verdi? Yani o çok mu uzaktı o? Hani ilk sınıfa girdiğimizde birinci sınıfa her şey çok lay lay lom geliyor. Bir bakmışız üçüncü sınıf olmuşuz. Ve ya da mezuniyet zamanı gelmiş. Ondan sonra artık toparlanmaya çalışıyor öğrenci.
Bu çok mu geç oluyor? Yani çok geç oluyordur eminim ama senden duymak istiyorum. Nasıl bir yorum yapabilirsin bu konuda? Şöyle ilk işini aldığın zaman para yani ücret karşılığında bir şey yapacaksan her şeyini veriyorsun. Çok heyecanlı oluyor. İlk işler lezzetli oluyor. Çünkü normal gelirin üstünde bir gelir elde ediyorsun ki o zamanlardaki gelirin de çok kayda değer bir gelir olmuyor. Benim gelirimin çoğu üniversitede mesela baskıya gidiyordu. Yani ben poğaçaya talip bir şekilde öğrenciliğimi devam ettiriyordum. Çünkü bir değil iki tane üç tane baskı alıyorduk. Ve gerçekten çoğu işimin projemin sayısı birden fazlaydı. Bunu alışkanlık haline getirmişim. Şimdi bir de tatmin olmuyordum. Mesela yine Ömer hocamın geçen ve biz ego sahibi insanlarız. Yani egosuz bu iş olmaz. Bu şey değil ama. Yani yarış. Ya yine bir yarış var işin içinde. Fakat ego şöyle. Kendini tatmin etmek, kendi huzuruna, iç huzuruna ulaşmak tasarım için. Yani çok basit anlamda bir tasarım yapıyorsun. Söyleyeyim bir web sitesi yapıyorsun mesela. Onunla ilgili şöyle bir an olmadığı zaman ben doğru yolda olunduğunu düşünmüyorum. Yaptın, şöyle bir yere yaslandın. Yatmadan önce o senin içine sinmiyorsa ya da tamam bu dediğin o evreka anı olmuyorsa o zaman belki biraz daha sorgulamak, biraz daha düşünmek lazım üstüne. Ben buna çok 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 inanıyorum. Yani ben tatmin olmadığım şeyi portfolyoma koymuyorum ki ücretli çalışmak, proje yapmak diye anlamında bir soru geldi senden. Çok koymadığım iş var. Bu da demek oluyor ki her şeyimi ver. Şimdi ilk başta her şeyimi veriyordu. Bir değil iki, üç değil üç. Web sitesi, logo fark etmiyor. Yağdırıyorsun ya da beğenilmediği zaman eyvallah diyorsun. Hiçbir şekilde sesini çıkarmıyor. Ama belli bir süre sonra profilin oluşması lazım. Yine geçen haftadan birçok bağlantı var. Aklıma geliyor konuştukça. Yani işverenin senin kimliğini öldürmesine izin vermemen lazım. Bu çok makul. Çok kabul edilebilir şeyde. Başlarda. Üniversite öncesi ya da üniversite sırasında aldığın ücret karşılığı yaptığın işler muhtemelen küçük işler ve daha sonra yaptığın işler biraz daha ciddiyeti oldukça işlerin kapsamı büyüdükçe yavaş yavaş artık bazı şeyler hayır diyebilmeli, bazı şeylerde bilgilendirici olabilmeli, bazı şeylerde de kendini geri çekebilmelisin. Hatta ve hatta aklına mukayyet olabilmelisin. Bazen çok saçma istekler gelebiliyor. Projenin estetik ve teknik anlamda baltalanmasına sebep olabiliyor. Onun için ücretli yaptığın işler ilk başta her türlü kabul edip alman gerekiyor. Bu senin profilini oluşturmana çok yardımcı oluyor. İyisini kötüsünü ayırt edebilmek, yani insan tanımak gibi bir şey bu. Yani çok 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 bilinçsiz bir müşteriyle, çok saçma isteklerle boğuştuğunda ve o işin içinden başarıyla çıktığında ya da başarı dediğim işini teslim edip paranı alabildiğinde bu senin için bir tecrübe olmuş oluyor. Yani bu karakterine bir şey aslında. Şimdi asıl konuya gelmek istiyordum. Ona gelelim. Şöyle İzmir'den mezuniyetten sonra dediğim gibi kısaca toparlıyorum. Gel git oldu. Bir İzmir'de ajans deneyimi oldu. Aile şirketinde çalışma. Onun bana kattıklarından kısaca değindim. Bunların hepsi mesleğe dahil şeyler. Onun yani hepsi sana bir şekilde tecrübeyle sabit olduğu için bir şeyler katan şeyler. İzmir'de aslında yurt dışına gelmemin temel sebeplerinden biri uluslararası bir firmada çalışma. Uluslararası bir firmada juniorluk sürecimden hemen sonra orada 7 sene çalıştım ve işten ayrıldığımda yani yurt dışına geliyor iken bir takımım vardı. 4 kişilik bir takımım vardı. 2 tasarımcı arkadaşım, bir 3 boyutlu modelleme yapan, animasyon yapan bir arkadaşım vardı. Hepsi de deneyimli, senior insanlardı ve biz çok güzel işler yapıyorduk. Yurt dışına geliş sebebim aslında şirketimizin CEO'sunun çok tasarım odaklı bir insan olması ve orada bir şekilde işi sona erdiğinde Londra'ya tekrar geldi. Londra'da yaşıyordu. Beni araması oldu. Hiç beklemediğim bir telefonla. Ben aslında zaten bizim planlarımız varken kızımızı yurt dışında okutma eğitim planımız varken böyle bir teklif geldi. Biz de seve seve kabul ettik. Seve seve kabul ettim. Benim Londra'ya, şu anda Londra'dayım. Londra'da yaşıyor olmamın, tasarımcı olmamın sebebi eski şirketimizin şu anda sürekli çalıştığım şirketin CEO'su diyebilirim. İlk senemde yine tek tasarımcı olarak ben bir İngiltere Bankası için yani patronumu kurduğu İngiltere Bankası için kreatif direktör olarak çalıştım. Kreatif direktör demeyelim aslında dijital tasarımcı olarak çalıştım. Kreatif direktör demek, direkte etmek birden fazla kişiyi gerektiriyor. Onun için o biraz az alışkanlığı. O değil. Bir tasarımcı olarak bir şekilde multidisipliner bir anlayışla fakat kod yazmadan
çalışmaya başladım. Kod yazma ile ilgili de şöyle bir durum var. Yine üniversitede hocalarımız derdi. Ya kod yazmıyorsunuz. Yani buna kesinlikle ölümcül karşı değiliz. Fakat kod yazdığınızda kod yazmanız beklenecek. Bu çok doğru. Benden birçok iş görüşmesinde HTML bilgim sorgulandı. Ya da backend bilgim sorgulandı. Ondan sonra marketing tecrübelerim falan onlar da sorgulandı. Yani çok iş görüşmeleri de çok büyük tecrübe. O da bir parantez olsun. İş görüşmeleri çok büyük tecrübe. Mümkün olduğunca Türkiye'deki yurt dışına geldiğiniz zaman ya da tasarımcı olarak bir fırsatımız olursa girdiğiniz iş görüşmeleri, tecrübeleriniz çok büyük size deneyim olacak arkadaşlar. Ben bunu söyleyebilirim. Ya da bu mesleği zaten yurt dışında yapıyor olanlar bilir. İlk görüşmeler her türlü zor oluyor. Fakat bir iki görüşmeden sonra yine o tecrübeyle ikinci, üçüncü görüşmenizi ya da daha fazlasını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ne kadar iyiysek görsel olarak bence dil konusunda da, Türkçe konusunda, İngilizce konusunda değil, iyi olmamız gerekiyor. Kendimizi iyi ifade, hitabımızın iyi olması gerekiyor. Bu da çok önemli. Yoksa ben kesinlikle iyi bir İngilizce konuşulabileceğini düşünmüyorum. Yani bunun ilgi ve eğitimle alakası var tabii ki ama iyi bir Türkçe bilgisi yoksa İngilizce ya da yabancı dil diyelim İngilizce değil. Yabancı dildeki mantığı kurmakta biraz insan zorlanıyor. Kendini ifade etmekte zorlanıyorsun. Yani ben bunu kendim yaşadım. Benim de kendimi ifade edemediğim, heyecandan ifade edemediğim iş görüşmelerim oldu. Hatta ikinci iş görüşmemde çok olumlu giderken kendimi ifade edemediğim için bir finans kuruluşu yine portfolyomda uymasına rağmen 7 yıllık portfolyom vardı. Hemen hemen bütün işleri göstermiştim ve istekleri her şeyi vardı ve çok beğenmişlerdi. Fakat toplantıda kendimi ifade edemediğim için o işi kaybettim. Yani bir seni sorarız. Bunun İngilizcesi oldu. Konumuz yurt dışında tasarımcı olmak. Aslında yurt dışında var olmak da diyebiliriz buna. İlk geldiğinizde buraya, yurt dışına çıktığınızda donanım, evet, bir bakıma o geçen hafta Ömer hocamızın da bahsettiği tasarım görgüsü, tasarım bilgisi, iş görüşmesi deneyimi ve portfolyo. Portfolyo çok önemli. Yani portfolyosuz olmak ne demek? Nasıl vitrinsiz olmak gibi bir şey. Bakın, müşterileriniz, siz tasarımlarınızı müşterilerinize satıyorsunuz, marka oluşturuyorsunuz. Markalar onların adına konuşuyor. Fakat bunu kendiniz için, portfolyonuz için yapmıyorsanız, ilk başta kendiniz için yapmıyorsanız, siz kimsenin adına konuşamazsınız. Başta kendi adınıza konuşamazsınız. Çünkü portfolyo iş ilanlarında ya da o listelerde 1 dakikalık bir göz atma süresi var. İnsan kaynakları çalışanlarının. Dakikalar saniyelerle yarışıyorsunuz orada. Bu hatta bilimsel olarak bile var. Yani bunu konuşuyorlar insanlar. Ben iş ararken birçok belki 100-200 başvuru yaptım ve belki onunla geri dönüş aldım. Ve birini doğal olarak alabiliyorsunuz. Kontrat yapabiliyorsunuz. Yani yaptığınız iş o kadar iyi olmayabilir fakat sunumu o kadar başarılıdır ki tasarım profesyonelleri, mesela ben işe alımlar yapıyorum şu anda. Hatta benim Amerika'nın İngiltere şirketinde çalışıyorum. Emlak sektöründe. Orada product designer olarak çalışıyorum ve İsveç kökenli Türk bir arkadaşımızı işe aldık ve çalışkan Türkler arkadaşlar, inanılmaz saygı duyuluyor. Yani biz çok affedersiniz, Kreuzberg'deki kebapçı profili var. Onunla reklamımız yapılıyor bir şekilde. Fakat bir de NASA'da olan, işte ne bileyim, Adidas'ta olan, Apple'da olan mesela tasarımcılar var. Notel'in Işıl Üzüm var mesela. Araştırın bakalım kimmiş. Apple'da çalışıyor. Kerem Soyer var. Dribble'da herkes bilir. Dribble'da çok imkansız tasarımlar dediğimiz, gerçekçi olmayan şeyler yapan tasarımcılar da var. Ama bakın, onlar bile çok büyük fırsat sizin profilinizi geliştirmenizde. Dünyayı tanımak önemli ama işte o ilk başta yaptığınız küçük ücretler karşılığında yaptığınız işleriniz var ya, onlar da çok önemli. Yani o işleri yaptığınız zaman aslında iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı seçimler yapabilecek hale geliyorsunuz. Yurt dışına geldik, taşındık. Bir işim vardı. Herkesin bir işi olamayabiliyor. Ben burada kendi şirketimi açtım. Bu şirket tabii tek direktörlü, tek çalışanlı bir şirket. Fakat ben kolektif çalışmaya devam ettim. Nasıl devam ettim? Nasıl iş yapıyorsun? Bir yandan ben aslında haftada 5 gün çalışıyorum ama hafta sonları da Türkiye'deki müşterilerim, ben buraya geldikten sonra Dubai, Amerika'ya da işler yaptım. Tam zamanlı çalışırken de bazı işler yaptım. Bazen 6-7 gün çalışabiliyorum ama işlerin
kapsamını beğeniyorum. Brief'i beğeniyorum. Ya da portfolyomda güzel bir yer olabileceğini düşünüyorum ki yurt dışında yaptığınız her şey sizin için artıdır. Birçok iş yaptım. Sadece 5 gün işte çalışıp kontratımla ilgili çalışmalar yapmadım. Yan projeler yaptım. Side project dediğimiz projeler yaptım. Hala yapıyorum. Çizime devam ediyorum. Mümkün olunca kendimi trendlerden, yani ben de üniversite, liseden beri gözlemliyorum. Çok yoğun bir şekilde. İşte günlük haber sitesi okur gibi işte tasarım trendleri. En azından gözümün aşina olacağı şekilde neler değişiyor, neler var, bugün neler çıkmış ya da ayın en iyi tasarımı. Mesela all time dediğimiz tüm zamanların en iyi tasarımlarına bakıyorum sık sık Behance'de. Onları da tabii ki kaydediyorum. Yani benim birçok kaydettiğim listelerim var. Mesela nasıl söylesem UI değil sadece. Kullanıcı deneyimi, user experience dediğimiz listelerim var. Animasyon dediğimiz hareketli grafik tasarımlar var. Ve arayüzlerin hareketlendirmesiyle ilgili tasarımlar bunlar. Listeler bunlar. Ayrıca fotoğraf, yani gözlem yeteneği de çok önemli. Tasarımcı olabilmek için, o görgüyü, o profili yükseklere çıkartabilmek için ve tercih sebebi olabilmek için fotoğraf çekmek, gözlemlemek. Bunlar zaten, bunları söylemeye çok gerek yok. Bunları birçok tasarımcı arkadaşım yapıyordur. Ama her zaman en lezzetlisine, en kalitelisine bakarak, sorgulayarak. Yani neden böyle yapmış? Ben çok dosya açtım. Mesela Dribbble'dan dosya indiriyorum. Yani şu an indirmiyorum ama geçmişte çok indirdim. Mesela şirkette çalışırken tasarımcı arkadaşların yaptığı dosyaları açıp kötü tecrübelerle genelde karşılaştığım çok oldu. Korkunç bir şey var. Layer düzeni var. Mesela onlar bile çok önemli. Yani işi gerçekten, ya herkes en iyi yerde çalışmak ister değil mi arkadaşlar? Bu herkesin kayıtsız şartsız hayali. İşte o dosyalar bile, o zaman isimlendirmeler bile, naming convention dediğimiz dosya isimlendirme formatı bile sizin yerinizi belirliyor sektörde, piyasada. Çünkü mesela ben akademisyen değilim. Akademisyen olsam çok daha farklı konuşabilirim ama yıllardır piyasada, İstanbul piyasasında, İzmir'de, Londra'da, uluslararası çapta, İstanbul'da çalışırken birçok projem oldu. Portfolyoma isim soy isim olarak bakabilirsiniz. İnceleyebilirsiniz örnek olması açısından. Birçok anlamda çeşitlilik açısından proje alıp yapmaya çalıştım ve onları sunmak için vakit harcadım. Bakın bu sunmalar yaptıktan hemen sonra değil, çünkü ona gücünüz kalmıyor. Gücünüz kalsa illaki yapın. Ki ben 10 yıl önce çok daha kendimi aktif, çok daha onu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapmalıyım şeklinde böyle çok böyle büyük bir isteğim vardı içimde. Ama zamanla o tabii aile, ülke değiştirme, öncelikleriniz değiştiği için belli bir süre sonra belki onu düzeltip koyabiliyorsunuz, biliyor musunuz? Yani şöyle, projeyi yaptınız, web sitesini teslim etmişsiniz ama o sizin portfolyonuzda hiç işveren tarafından değiştirmemiş haliyle, güzel haliyle kalır ya, o şekilde var. Onu değiştirebilirsiniz. Mesela küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Ve bu konuda da çok önemli bir dipnot. Yaptığınız işler profilinizle eşleşmeli. Yaptığınız işleri çok, yani şöyle, hayali projeler yapın. Fakat yaptığınız işleri de olmadığı gibi çok fazla sunu çok da abartmayın. Ya da hiç yapmadığınız işleri yapıyormuşum gibi göstermeyin. Çünkü bu sizin bilginizle, deneyiminizle ve konuştuklarınızla eşleşmek zorunda. Eşleşmediği zaman yine tasarım profesyonelleri, yani iyi bir yere girdiğiniz zaman kalıcı olmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben İstanbul'da çok işe alım yaptım. İşe alırken çok fazla mesai harcadım. İşe alma süreci ayrı bir meslek. Yani insan kaynaklarını ben çok iyi anlayabiliyorum. Ama tasarımcı almak gerçekten tasarımcı özgü bir şey. Onun için portfolyonuzda benim size tavsiyem, yaptığınız şeyler sizin mottonuzla, felsefenizle uyuşmak zorunda. Uyuşmadığı takdirde yakayı ele veriyorsunuz. Çok güzel tasarımlar yapıyorsunuz ama o tasarımlar çalışmıyorsa arkadaşlar pek bir anlamı kalmıyor. Yani işi bilenlerin yanında pek bir anlamı yok. Yoksa Ahmet'e gösterdiğiniz zaman ya da burada John'a gösterdim ama bayılıyorlar. Takdir ediyorlar. Ama öyle bir şey gerçek anlamda sahaya çıkıp topunuzu oynamaya başladığınızda sorgulanıyor. Sorgulandığı için de yani üzülmeyecek bir adımlar atmak lazım. Üzülmeyecek gösterişlerde bulunmak lazım. Sunumlarda bulunmak lazım. Mümkün olduğunca ben bunu işe girerken bile kendim söylemişimdir. Yani yaptığım işler eşleşiyor mu konuştuğumda falan diye. Böyle insanlara sorular, geri bildirimi almaya çalışıyorum. Mesela Türkiye'de geri bildirim çok eksik. Yani proje yaparken, iş teslim ederken, teslim ettikten sonra, bakın yine Ömer Hocam
dediği bir şey var. İşlerin sağlamasını yapıyorum dedi. Ne kadar güzel bir şey. Yani işlerin sağlaması, ben adını koymasam da projeyi merak edip sorup dönüş beklemek bekliyorum yani yaptığım projelerden. İşte işlerin sağlaması dediği de oydu var hocam. Yani çok doğru. Ne oldu ne bitti. Teslim ediyorsun her şeyi. Ondan sonra sen sağ ben selam. O da olmuyor. Ki o da bir değerdir. O da bir görgüdür. Yani görgü işte. Yani bildiğin insani olarak da bence şey. Sadece tasarımcı olarak da değil. Bir şeyin ardını kolluyorsun, devam ediyorsun. Hal hatır soruyorsun yani. Müthiş bir şey bence. Arkadaşlar tasarımcılar ego sahibi insanlar. Yani egonuzun olması size dert olmamalı. Başkalarına dert olabilir ama size dert olmamalı. Siz egonuz olmazsa var olamazsınız. Var olmanız mümkün değil. Çünkü bilgisayar başında kendinizle savaşıyorsunuz, değil mi? İlk başta bir kendinizle savaşıyorsunuz. Kendinize kızıyorsunuz. Kendinize söz geçirmeye çalışıyorsunuz. Yaptığınız işten zorla vazgeçiyorsunuz. Tasarım aşkı diye bir şey var ya. Yaptığın web sayfasını yapıyorsun. V1 yani versiyon 1. O kadar güzel ki diyorsun ama gelen briefle şekil değiştiriyor. Nasıl söylesem müşteriden bir geri bildirim oluyor ve o ilk başlık hep sizin gözünüzün bir kenarında kalıyor. Aklınızın bir kenarında kalıyor. Bu güzeldi ama. Hatta bazen müşteriye sunuyorsunuz. Sunuyorum. Ve irite oluyorlar. Yani Emrah'cığım ben bunu beğendim. Bunu istiyorum. Hatta parasını ben verdim diyen var. Yani parasını ben verdim demese de biz bunu yapalım. İşte biz bunu beğendik. Hiçbir şekilde senin kimliğini ortaya koymana izin vermiyorlar. Hiçbir şekilde ona bir alan bırakmıyorlar. Bu çok rahatsız edici bir şey. Yani çok zor. Gerçekten çok zor. Bırakın orayı. Gidin. Yani ben bazı şeylerde netimdir. Bir matbaa sürecim var demiştim. Aslında matbaada çok şey öğrendim. Corel işte diye bir program vardı. Onu öğrendim. Fakat benim ayrılışım orada tasarımcı olmamasına rağmen matbaa sahibi bir gün beni fatura vermek için Aydın'ın öbür tarafına gönderdiği için ondan nefret ettim ve bir daha geri dönmedim ondan sonra. Yani korkunç bir tecrübeydi benim için ve ben o zaman dedim ki ya benim burada işim bitti. Yani ki ben öğreneceğimi öğrendim. Bana da bu yapıldığı için böyle mobbing tarzı bir şey. O çocuk genç kafamla lise son sınıftaydım. Bırakıp gittim. Ha iş yerlerinden böyle pek böyle bir anım olmadı ama başa çıkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani egolar çarpıştığı zaman iyi bir şey değil bu. Şimdi tasarımcı olmayıp da ego yapan insanlar da var. Tasarımcı olmayıp ego yapan insanlarla çok fazla o dilden konuşamadığınız için bence hiç kime. Yani siyaset konuşmak gibi bir şey bu. Sizin aslında yaptığınız şeyin konuşması o bakımdan daha değerlidir. İşverense bilgilendirmek yoluna gidilebilir, tercih edilebilir. Yani proje veren sana güveniyor mu? Ya da sana saygı duyuyor mu ki iyi bir profiliniz, iyi bir görgünüz, iyi bir ne derler ona? Ya ben hep İngilizcesi geliyor aklıma. Online varlığınız, online presence dediğimiz iyi bir online varlığınız varsa, iyi bir portfolyonuz varsa aslında biraz daha oyundaki kartlar, eller kolay. İyi tasarım satmak bir, iyi bir tasarımcı olmak bir, onu satmak iki, onun üzerinden konuşmak, yaptığın işi savunmak, hepsi bunların ard arda geliyor. Hepsi bunların işte o karakteri, görgüyü hepsini oluşturuyor ardı ardına. Hepsi bir bütün aslında. Şimdi ilk iş tecrübemde bir şey demiştim. Oraya da geliyorum. İleri geri yapacağız dedim ben çünkü aklıma bazı şeyler geliyor, örneklendiriyorum falan filan. İlk buradaki çünkü Türkiye'ye kıyaslandığı zaman burada geri bildirim çok fazla var. Çok fazla geri bildirim var. Bu insanın bürokrasi gibi geliyor arkadaşlar. Bürokrasi dediğimiz tasarım bürokrasisi. Project manager'lar var. Proje yönetenler var. İş geliştirme uzmanları var. Hepsi işin içine haklı olarak dahil. Bakın ben şu anda bir tasarım programı içinde nispeten bir tasarım programı geliştirdim. Biz kat planlarının tasarımlarını yapay zekayla görselleştirmeye çalışıyoruz ve onun arayüzünü yapıyorum ben. İşte type tool, işte tipografi, font seçeceğim, liste, ondan sonra kendi kursörlerimiz, kendi ikonlarımız, kendi arayüzümüz, bir arayüzün, bir komponentin, bir bileşenin, bu layer'ların olduğu alan var ya mesela. Onun içindeki örneklerin hepsini biz harita haline çıkartıyoruz ki onların tasarımları yapılabilsin diye. Yani bambaşka bir konu, aslında bambaşka bir konu değil. Kullanıcı deneyimi çok çıkacak dijital tasarımla uğraşanların hayatında karşısına çok 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 fazla kullanıcı deneyimi çıkıyor. Benim zamanımda kullanıcı deneyimi diye bir şey çok yoktu. Vardı ama adı konulmamıştı. Yani o zaman tabii ki de yani Windows vardı, Office programları vardı. Hepsinin bir kullanıcı deneyimi var. Kullanıcı deneyimini çok büyük şirketler o zamanlarda gözüne
alıyorlardı. Fakat bizler için çok fazla yoktu. Bizim zamanımızda flashlar vardı, action scriptler vardı. Benim dijitale ilgim olmasa, belki yönlendirmeler olmasa, dedim ya hocalarımın doğru yönlendirmeleri olmasaydı ben belki bunları konuşamıyor olacaktım, ama tamamen dijitale kaydık. Çok başarılı grafik tasarımcılar da var. Çok başarılı ressamlar da var. Takip ediniz. Sanatla yakın olunuz. Bunlar çok önemli. Müze. Ben çok şanslıyım. Londra gibi mimarisi harika bir şehirde yaşıyorum. Mimari. Durup durup çiziyorum evler. Standart diye bile gördüğünüzde inanamıyorsunuz. Bir şekilde görsel zevkinizi, görsel algınızı yukarıda tutmanızı tavsiye ediyorum. Mümkünse yurt dışı gezileri çok önemli. Bunlar hep klasik gibi geliyor ama ben aklıma geldikçe söylüyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi birer artı oluyor. Mesela ben çok oyun oynayan da bir insanım. Oyun oynayarak da bir şekilde o görsel lezzeti oluşturuyorum hafızamda. Türkiye'de dediğim gibi geri bildirim çok az. Burada geri bildirim çok fazla. Yaptığınız işin sağlaması, gözlemi, kritiği. Her hafta biz salı günleri mesela şey yapıyoruz. Design kritik toplantıları yapıyoruz ve herkes işini sunuyor, soruları alıyor, sorular varsa cevaplanıyor. Bazen tartışmaya dönüyor ama hiçbir şekilde kimse birbirinden nefret etmiyor. Mesela burada tasarımcılar, buradaki tasarımcılar da ego sahibi insanlar ve çok sözler veriliyor. Çok sözler veriliyor fakat son anda cayılıyor. Türkiye'de olsa arkadaşlıklarını bozuyor, değil mi? Burada o yok. Yani bu birazcık da tasarım mesleği dışında da geçerli. Yani söz veriyorsun, son dakika arkadaşım gelmiyor. Sıkıntı yok diyorsun. Yani yarın çağırabilirsin. Yarın buluşabilirsiniz. Müthiş bir saygı var. Müthiş bir özgüven var. Ve bizim yetiştiriliş tarzımızda da birazcık şey, biz böyle böyle ananeci, saygılı, önünü ilikle, ayağını indir gibi, elini indir de var hatta. Onlara böyle bağlıyız ama burada hiç öyle bir şey yok. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Arındığımı söyleyebilirim arkadaşlar, tasarımcı olarak. Yani bir kere İstanbul gibi bir çarpık kentleşmenin olduğu bir şehirden çok düzenli, kaçak yapılaşmanın asla olmadığı, Weybridge'de yaşıyorum ben, kasaba burası. 100, 200, 300 yıldır aynı kaldı. Müzeden aldığı fotoğrafı bizzat karşılaştırdım. Sadece banka tabelaları değişik. Öyle bir şehirde yaşıyorum ve o insanın görsel algısını, modunu yükseltiyor otomatikman. Arındım Türkiye'den geldiğimde, görsel olarak söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Yoksa Türkiye'nin paha biçilmez. Yani Türkiye mi güzel, İngiltere mi güzel? Türkiye güzel, işte Londra, İstanbul güzel. İstanbul güzel arkadaşlar. Türkiye güzel. Türkiye çok güzel. Benim burada yanındaki komşum 30 yıldır şeye gidiyor, Türkiye'ye gidiyor. Keşke ben ev alabilsem ona falan filan diyor. Neyse, uzatmayalım. Geri bildirimler önemli. Takım çalışması çok önemli. Tasarımcı olmak için takım çalışmasına adapte olmanız lazım. Kimyanızın buna uyması lazım. Bazı tasarımcılar ressamlar gibi. Ben görüyorum. 6 aylık kontratının 3 ayında, genelde kontrat üzerinden çalışıyor arkadaşlar burada. 3. ayında bırakıyorlar. 3 ay, 3 ay, 3 ay çalışıp, burada da o da sıkıntı değil. Mesela Türkiye'de 3 ay çalıştığın zaman kesin kavga etmiştir, çıkmıştır diyorsun ya. Burada öyle değil. Burada bir haftalık işler alıyorsun. Çıkıyorsun ve portfolyona CV'ni ekliyorsun. Burada hiç sıkıntı. İnsanlar böyle ardını düşünmüyorlar burada. Ya bu kesin kavga etmiştir. Mesela ben bile eskiden CV bakarken, bir yıl orada çalışmış bir arkadaşım vardı. İsmini vermeyeyim. Üniversitede. Bir yılda 4, ne 4'ü? 8, 7, 8 yer değiştirmiştim ve biz onunla ilgili bir şeyler konuşuyorduk. Hatırlıyorum. Burada hiç sıkıntı değil. Orada da sıkıntı olmamalı. Yani benim 2010'lardan bu zamana kadar Türkiye'de de çok şey değişti. Yani yazılım anlamında, görsel anlamda çok çok şeyler değişti. Birçok tasarımcı, yürekli tasarımcı, kendini çok iyi bir şekilde uluslararası mecralarda temsil eden tasarımcılar, birçok tasarımcı var. Ben yurt dışında çalışan bir tasarımcı olarak yani lise ve üniversite eğitimini, sanat eğitimini almış biri olarak söylüyorum ki, hani ben burada size canlı örnek olmuş olayım. Bu bahsettiklerim kısaca, iyi bir profilinizin olması, tasarımcı profilinizin güçlenmesi için bol bol kıyaslama, bol bol işte basketbolcu örneğinden bol bol antrenman yapmanız gerekiyor öğrenciyken hele. Yani projelerde yeterli olmamak ya da Murat hocamın dediği gibi, yani bir şekilde haz almamak, tatmin olmamak ya da tam kapasiteyi kullanmamak gibi bir şey söz konusu olmaması. Tasarım disiplini, adı üstünde disiplin dedik ya, o disiplini yani içinizde tutuyor olmanız lazım. Başarı geldikçe özgüven geliyor. Başarı da birazcık tabii zorlanmadan olmuyor yani. Ben çok zorlandım. Çok zorlandım ama çok zevk aldım. Yani gerçekten o işi meslek
olarak yapmaya öğrencilik zamanından başladım. Bir meslek gibi. Evet, aynen öyle. Yurt dışına açılan kapı bir şekilde İstanbul oldu. Yani hemen hemen her öğrencinin yolu İstanbul'dan yani geçiyor. Benim teklif üzerine ben oraya yine portfolyo. Yani Behance'deki benim junior portfolyom üzerinden ben bir teklif alıp hiç tabii düşünmeden kabul etmiştim. Öyle gitmiştim. İstanbul'a taşınmıştım. Ondan sonra orada ev gelip orada aile kurup yurt dışına çıkışım, gelişim Londra'ya ve bu şekilde oldu. Burada da birçok şey aynı. Kullanılan tasarım dili aynı. Hatta İngilizce programlar kullanmanızın avantajı o. Bir şey söylendiği zaman anlıyorsunuz. Ama aksan zor. Emlakçı diye taksiciyle konuştuğum zamanları biliyorum ben açıkçası. Kolay olmuyor. Alışıyorsun. Kulak dolgunluğu oluyor ona. En iyi İngilizce bilen bile dil sürçmesi, ifade bozukluğu yaşıyor. Tasarım trendlerini okumak, dünyada neler olup bitiyor onları anlamak. Mesela ben Apple'a çok bakarım. Apple'ın yaptığı zamanda skomorfik tasarım şu anda neomorfiye geçti. Mesela bundan konuşabilecek bir şeyiniz olması lazım, bir background'unuz olması lazım. Hepsi aslında internet üzerinde var. Yani kitap karıştırmak şu anda da geçerli. Kitap karıştırmak, okumak, yani makale de olabilir, ne bileyim, her türlü yazınsal olarak kendinizi beslemek hala makbul. Onun herhangi bir zamanı yok. O, en zor şey şu anda biliyorum. Hani çünkü Instagram görsel resim galerisi %30'u haftalık kullanımımızın orada. Onu da biliyorum. Ama dediğim gibi görsel yazınsal insanın kendisini beslemesi, kendisine bir şeyler katması çok önemli. İletişimin yurt dışına çıktığınızda iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Kendini ifadenin, kendini zamanında ifadenin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Umarım yurt dışında çalışma fırsatı herkes bulur. Yurt dışında çalışma fırsatı bir ayrıcalık değil. Sadece çok çok başka bir deneyim. Hele böyle batının batısına geldiğiniz zaman çok başka kültürlerle bir de multidisipliner ya da multikültürel pardon ekiplerle çalıştığınız zaman insanın pozisyonunu belirlemesi, oturuşunu, duruşunu belirlemesi hep böyle kendini gözden geçirdiği zamanlar oluyor. Yani çünkü bazı insanların kültürleri çok farklı. Bazı insanların sana merhaba demesi çok farklı. Tasarım yapıyorsun bir de onlarla. Düşünebiliyor musun? Tasarım yapıyorsun. Brief alıyorsun. Mesela Yeni Zelanda demeyeyim. Çinli bir project manager'dan brief alıyorsun. Ve onun duygusuna göre ya da sözlü bir şey söylüyorsa sana, direktif veriyorsa onun duygusuna göre sen hareket etmeye çalışıyorsun. Ama belki o sana kızmıyor ya da sana takık değil. Ya diyorsun bana bu takık herhalde bugün çok morali bozuk diyorsun ama adamın belki de bir şey öyle. Yapısı öyle ki öyle. Kimsenin kişisel problemi yok burada. Kimsenin kişisel problemi zaten default şey olarak yok. Hani otomatikman yok başladığında ama Türk böyle bizde bir şey var böyle. Bir bakışından kavga edersin ya bir bakışından kavga edersin. İşte ne bileyim bir bakışından sinir olursun. Bir sözünü unutmazsın. Yani gerek yok. Ben arınmışlığı oradan çıkardım söyleyebilirim. Yani arınmışlık çok müthiş bir şey ya. Yani o hafiflikle hemen kendi işine yoğunlaşabiliyorsun. Mesela bak şu anda ben evden çalışıyorum. Zaten evden çalışmaya başlamıştım koronavirüs öncesinde. Koronavirüs öncesinde evden çalışmak için şirketle anlaştım. Şirket anlaşmamın sebebi yine tasarımcı profiline geliyor. Yine iletişime geliyor. Yine yaptığın işin kalitesine geliyor. Yine sadakatine geliyor. Nasıl geliyor? Benim evden çalışmama göz yumacak bir şirket haline gelmişler. Demek ki kabul edebilecek bir şirket haline gelmişler ki okey dediler, tamam dediler. Haftada bir gün gelmek kaydıyla devam edebilirsin çalışmaya dediler. Hiçbir şekilde ve bakın bu insanlar günlük para ödüyorlar. Günlük para ödüyorlar ve az buz paralar değil. Tamam vergimizi falan kendimiz ödüyoruz burada. Ama zaten Türkiye'de de freelance çalışsan vergiyi kendin ödüyorsun ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de freelance yani kontraktlı olarak çalışma diye bir şey varsa çok nadirdir. Yani vardır mutlaka vardır da yani yok diyemem. Ama buranın yüzdesiyle oranın yüzdesi arasında bayağı bir fark vardır. Orada herhalde yani çok büyük sıkboğaz ederler ve seni zaten 5 gün akşama kadar orada isterler. Yani ofiste isterler. Burada kesinlikle öyle bir şey yok. Güvenmiyorsa çıkartıyor. Bir günde çıkartıyor işten. Yani şirkete yeterli güveni vermemişsen ya da az önce dedim ya yaptığın işte portfolyo eşleşmiyor. İşte orada bay bay diyorlar. Yani o zaman sen yoluna bakıyorsun. Ve bu portfolyonda bu artık kemikleşmiş bir problemse. Bakın bu önemli bir tespit. Benim için önemli bir tespit. Çünkü ben karşılaştım. Yapılan işlerle satılan işler aynı değil.
paketi açıyorsun, tasarımcıyı tanıyorsun. Aynı sesi vermiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ayıplı mal gibi bir şey bu işte. O zaman şirketler diyor ki biz sen, teşekkür ederiz. Devam etmeyeceğiz yola diyor. Benim yanıma giren bir tane arkadaşım vardı, İngiliz. Devam etmediler. Bıraktı. Yani bıraktırdılar. Onun için sevmek lazım arkadaşlar. Bol bol gözlem yapmak lazım. Kıyaslayın. Kıyaslama yapmak lazım. Ego dedik ya şimdi işte görgü, ego. Bunlar olmadan olmaz. Onlar hep böyle sizin şeyiniz, kalkanınız, kıyafetiniz. Nasıl giyiniyorsanız artık o kıyafetiniz ya da sizi koruyucu şeyler onlar. Hayır demesini de bilmeli bir tasarımcı. Hayır diyorsa onu düşünerek söylemeli zaten de neden hayır dediğini açıklayabilmeli. Önemli dil bilgisi ya da yeteneği de önemli. Çok net söylüyorum bunu. Konuşuyorsunuz insanlara. Zaten iletişimcisiniz yani. Topluluklara konuşmak zor. Ben topluluklar anlamında söylemiyorum bunu. Bireyler anlamında söylüyorum. Ama her anlamda iletişiminizin kuvvetli olması lazım. Portfolyonuzu güncel tutmak hayrınıza olacaktır. Avrupa, dünya standartlarında olmasına gerek yok. Yöresel, genel anlamda çok güzel işler yapabilirsiniz. Çanakkale Zaferi'ni öyle bir betimlersiniz ki. Yani bayılıyorlar. Oryantalist işlere bayılıyorlar. Bakın, Türkiye'de Fall Studio var. Volkan Ölmez var. Çok beğendiğim işler yapıyorlar. Çok imreniyorum. Çok çok beğeniyorum. Takip ediniz. Onlar da başarılı işler yapıyorlar. Kreatif var. Mesela Kreatif diye bir şirket var. Çok başarılı arayüz. Onlar genelde dijital. Fall Studio kurumsal anlamda, dijital anlamda, mobil anlamda yani multidisipliner bir stüdyo. Çok başarılı. İllüstratörler var. Çok güzel illüstratörler var. Yani birçoğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsunuz diye söylemiyorum. Fakat bilmiyorsanız da biliniz. Öğreniniz, araştırınız. Bizim ülkemizde tasarımcı. Ben aslında bir gün bana diyorlar bir de şöyle bir durum var. Türkiye'ye geri dönecek misin? Ya Türkiye'ye geri dönelim. Türkiye bir yere gitmiyor. Ama çocuğumun eğitimi ben çocuğumu üniversiteye gönderdikten sonra gelirim diye düşünüyorum. Ama geldiğim zaman da bir şeyler yapmak istiyorum. Yani gelip Bodrum'dan yazlık almak istemiyorum. Yani öyle de bir durum var. Burada deli gibi çalışıp bakkalda ev alan, 10 tane ev olan insanlar var. Biz ona hiç girmiyorum bile yani. Keşke yani gelebiliyor olsam danışırım, hocalarıma danışırım. Nerede, kime faydalı olurum? Çünkü hani buradaki şey deneyimlerimi paylaşırım bazen. O kadar çok konuşacak şey var ki tasarımla ilgili. Yani tasarımın içinde koca bir dünya var. Soru istersen soru cevap yapalım. Ben seve seve az önce de söyledim. Benim vaktim var. Alabilir soruları ama Instagram'ın yapısı soru cevap yapmaya uygun değil. Sizden birisi alabilir soruları bana iletebilir. Burada yazanları takip edebiliyoruz. İstersen Tamam. sorusu olan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz varsa buradan sorabilirler. Tamam olur bana uyar. Ben bekliyorum şu anda. Yani sen seçip bana soruları yönlendirebilirsen ben tekrardan cevaplayabilirim. Çünkü benim konuştuğumun çok dışında cevap vermeye değer sorular olabilir. Evet, bir soru geldi. Portfolyo ile alakalı olarak. Yani gördüm ben takip edeyim mi oradan yoksa hepsine cevap veremeyebiliriz ardarda arda gelirse. Ama ilkini gördük şimdi mesela. Tamam, ilk başlayalım. Arkadaşın sorusu şöyle. Portfolyo her iş koyulabilir mi? O aslında birazcık kendi kişisel seçimi. Şöyle bir şey var. Profesyonel anlamda strateji değiştirebilirsin. Tasarımcı olarak şirketleşebilirsin. Tasarımcı kimliğinin altında bir şirketin olabilir. Yani senin adın üzerine bir şirket olabilir ve altında çalışanlar olabilir. Yani ilerleyen yaşlarda senin kariyerinin ne getireceği belli olmaz. Bazı işleri taşıyıp o platformda sergileyebilirsin. Ben öyle yaptım. Hatta ben eski işlerimi yanlışlıkla sildim. Şu anda koymaya üşeniyorum. Behance'de bir tekrardan böyle bir revizyon yaptım. Ama belli bir süre İlk işinden bugüne kadarki işini koyman bence mantıklı. Çünkü ben şahsen o görmek isterim. Nereden nereye geldiğini. Müthiş. Yani en azından mesela web sitende olmasa bile Dribbble, Behance bunlar çok müsait. Çünkü yıllarca online olarak kalıyor. Senin için otomatikman SEO optimizasyonu yapıyor. Adını yazdığında en üste çıkıyorsun. Bu harika bir şey. Yani işlerindeki yazan açıklamalarından bile senin Google'da aramalarda çıkmanı sağlıyor. İş şey ya. Online presence, online varlık dedik ya. Müthiş bir şey onun için. Yani ben korudum uzun bir süre. Sonra dedim ki tatmin olmadığım şeyleri ya bunları artık koymayayım. Öğrenci projeleri işte 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sonra değiştirdim. Murat sen alabiliyorsan ben Evet, biz anlatırken. notumuzu alıyoruz burada.
Şimdi projeyi aldıktan sonra bitirene kadar süreç nasıl ilerliyor diye bir soru gelmiş. Hangi projeyi? Önemli. Şimdi dijital bir proje. Dijital bir proje. Şimdi brief çok önemli. Müşteriyle ilk kontak çok önemli. Eksiksiz bir brief, yön bilgi diyelim. Yön bilgi çok önemli. Yön bilgisiz ne yapabilirsin? Yani haritan olmadan nasıl yola çıkabilirsin? Bu çok basit. Herkesin düşünüp cevabını verebileceği bir şey. Brief çok önemli. Tekrar işte birinci toplantı, ikinci toplantı çok önemli. Draftlar dediğimiz taslaklar çok önemli. Dijital üzerinden konuşalım. Ben dijital tasarımcıyım. Grafik tasarım okudum, geleneksel tasarım okudum, baskı okudum. Ama dijital ağırlıklı, yani 12 senedir tezim de dahil olmak üzere. Brief çok önemli. Çizdiğin yol haritası için brief'ten sonra konfirmasyondan sonra tekrar bir toplantı. Yani geriye dönüp bakmamak adına olmalı her şey. Geriye dönüp baktığın zaman vakit kaybı maddi manevi sana da etki ediyor. Mesela diğer bir projene geçemiyorsun otomatik olarak. Onu söyleyebilirim. Brief çok önemli, yön bilgi. Taslaklar çok önemli, site haritası çok önemli. Varsa bir site haritası müşteriden, o müşteri benim için değerli bir şey. Yani bizim ana sayfamız var. Bir tane de misyon, vizyonumuz olacak. Hadi bakalım buyur. Yaptım, çok yaptım. Yani birçok iş yaptım. Kendim sayfa öğrettim. Lorem Ipsum bile değil. Yani örneklere bakın içerik, content management yani management yapıyordum. Yani nasıl söylemek, kusura bakma İngilizce çok ağzım alıştı. İçerik yönetimi, örnekler bulup sitenin içeriğini onların beklemediği şeyleri sunuyordum. Aa süper olmuş. O seni iyi yapıyor tabii, seni değerli yapıyor ama yoruyor bir süre sonra. Yani baştan sona brief, web sitesinin taslakları, mümkünse içerikleri mümkün olmalı. Mümkün olması gerekiyor. Web sitesinin içerikleri. Yani nasıl içeriği okuyorsun? Çünkü bakın arkadaşlar, web sitesi yapıyorsanız ya da anlatısı olan bir hikayesi olan bir şey yapıyorsanız, bir akış yaratıyorsanız, kompozisyon kurmak değil sadece olarak, okumanız lazım. Tıpla ilgili bir şey. İlaç satıyor adam, ilacın faydaları var. Ya da baş dönmesi yapıyor. Adam diyor ki baş dönmesini vurgulamak istiyorum ben diyor. Ama sen oraya şey koyuyorsun mesela. Emoji koyuyorsun mesela, atıyorum, ya da saçma sapan bir ikon koyuyorsun, alakasız, saçma sapan değil mi, alakasız bir ikon koyuyorsun. Neden? Okumadın hiç. Adam senin sana vermesinin sebebi aslında bir bakıma okuman gerektiğiyle alakalı. Yani oku, ona göre sayfını tasarla, çünkü mesaj veriyorsun, yani iletişim devam ediyor orada. Evet, bir diğer soru var. Bu aslında ben derslerde buna dair konuşmalar yapıyorum bazen ama çalışmalar sırasında nereye dikkat etmeliyiz diye genel bir soru sormuş, bir de Behance tarzı önerebileceğiniz bir site sormuş ama zannedersem şu an trend olan online portfolyoları... Behance alternatif aramak doğru değil. O, yani öğrenciyse arkadaşım, Behance alternatif aramaya hiç gerek yok. İkinci alternatif Dribbble, ama Dribbble'a ben hep söyledim. Dribbble atıştırmalık tasarımcı tasarımların bulunduğu yer. Yani tek ekran görüntüsü, tek sayfa. Orada anlatı yok. Orada proje sunumu yok, bulamazsınız. Yani öyle bir özellik getirdiler ama hala yeterli. Projeleri nasıl sunum yapılır, nasıl problemler çözülmüş görmek istiyorsanız arkadaşlar, Behance'e gidiniz. Behance'in içerisinde büyük şirketlerin de case study'leri, anlatıları var. Yaptıkları işleri tasarlamışlar. Tasarlayarak sunmuşlar. Tadından yenmeyen bir sürü iş var. Bulursunuz. Tek keywordlerle, anahtar kelimelerle arama yapın bol bol. Kendinize listeler hazırlayın. İleride çok lazım olacak. Benim 10 yıllık listelerim var. Bir sürü takipçileri var. İşte kendi kaydettiğim ekran görüntüleri var ama bilgisayarda duranlar genelde bilgisayar değiştiği için çok faydalı olmuyor. Online tutmak çok önemli. Bence üniversite çağında bir şekilde portfolyo tasarımına başlanması gerekiyor. Portfolyo tasarımının müfredatta var mı bilmiyorum hocam. Yer alması gerekiyor. Bize flash'ı öğretemediler. Yani öğretmediler. Biz flash öğrenecektik, müfredat değişti. Ben flash öğrenmek istiyordum. Hareketli grafik tasarım var. Biz baskı yapıyorduk. Baskıyla bizim işimiz çok yoktu ama baskıda da çok güzel işler. Bir sene baskımızı, işte bir beyin fırtınası etkinliğimizi baskılarla yaptık. O kadar da zevk oldu. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Bakın 6. jenerasyon çok iddialı olabilir ama 9 Eylül Güzel Sanatlar Lisesi, Şof Fakültesi, benim dönemimdeki arkadaşlarım şu anda çok beğeniyorum işlerini. Hepsi çok kendilerini iyi ifade eden, bazıları akademisyen, çok 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 kaliteli insanlar oldular. Çok çok kaliteli tasarımcılar oldular. Onlarla ben gerçekten gurur duyuyorum. Birçoğu istedikleri şey hala tasarım mesleklerine devam ediyor. Bu mükemmel bir şey. Hocalarımız, bakın çok bu da bir dipnot. Çok affedersiniz, açıyor lafı.
Grafik Tasarım Dergisi'nin ilk 15-20 sayısını bulabilirseniz, Ömer Durmazlar, Korkut Öztekinler, Tuğcan Güler'in tasarım perspektiflerini o zaman görebilir. Sonra bozdu o tasarım dergisi. Yani bambaşka bir şeye döndü. El değiştirdi. Maddi kaynak, maddi problemler falan yaşadı. Ama grafik tasarımın ilk 10-15 sayısını zannetmiyorum bulabileceklerini. Ama en azından ekran görüntüleri ya da Ömer Hocam'dan falan bilmiyorum kimden bulunabilir. Müthiş, benden müthiş. bahsetmedim. Tadından yenmeyecek kadar güzel. Türkiye'de yapılan en güzel basılı işlerden diyebilirim. Onları öyle bir zevkle, şevkle yaptılar ki hocalarım. Ve yani bir tek hocalarım ve birçok kolektif bir çalışmaydı. Onu dipnot edeyim. Onu görmeniz siz, tasarımcı arkadaşlar, adaylar için harika olacaktır. Tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Bir soru var. Güzel bir soru geldi. Zannedersem Dilan yazmış bu soruyu. Daha çok yurt dışındaki iş ortamına başladığın zaman hissiyatı sormuş. Çalışma ortamına girdiğinizde hiç yetersiz kalacağınızı düşündünüz mü? Buna dair bir korku yaşadınız mı diyor. Yani orada kendinizi evet, garip hissettiniz. Hep garip hissettim. Garip hissettim gurbette. Hissetmez misin? Çok kolay değil arkadaşlar. Bakın, buraya gelip yerleşip alışmak. Dün pizza alıyorum pizzacıdan. Mobil bir pizzacı var. Ne iş yaptığımı sordu. Ben iş görüşmesindeymiş gibi hissettim kendimi. Gerçekten dün bizim evin karşısında bir pizzacı var. Mobil. Pizza alıyorum ve dedi, ne iş yapıyorsun dedi. İngilizce benzemiyorsun falan dedi. Ben öyle bir cevap verdim ki yani formal, böyle resmi, böyle bir şöyle bir silkelendim. Çünkü başka dille konuşuyorsun. Başka Allah, pizzacı diyemedim yani. Zaten burada öyle bir kategori yok. Yani jipiyle soldan gelip böyle selektör yıkıp seni sollamaya çalışan insanlar yok. Yani böyle kategoriler yok. Buradaki sıhhi tesisatçıyla başbakan bayağı tartışabiliyorlar. Onu söyleyeyim. Hissediyorsun. Kendini ispatlamak için, bakın, içgüdüsel bir insani bir duygu. Hayatta kalma mücadelesiyle alakalı bir şey bu. Tasarımcı olmakla alakalı bir şey değil bu. Kendini ifade etmen lazım. Var olman lazım. Ne kadar güçlü olursan ol. Tasarımcısın sen. Her gün yeni bir ispat senin için. Aksi düşünebilir mi? Kesinlikle hissediyorsun. Yani bunlar güzel duygular. Heyecan daha da işin içine çeşni katıyor. Onu söyleyebilirim yani. Çalışma esnasında motivasyon kaybını nasıl engelleriz diye sormuş. Geri kazanmak için, yani motivasyonu kaybettikten sonra geri kazanmak için bir öğrenci ne yapmalı? Okulda da olabilir, mesleki, profesyonel yaşantısında da olabilir. Yani şimdi ortam da ısındı. Sıcak oldu biraz. Biz çok, pardon, açayım şurayı. Muhabbet koyulaşıyor. Şimdi bir geri çıkıp bakıyorum ben. Şöyle bir geri gidiyorum. Web sitesinde olsa ona bir geri gitmek lazım. Ya da %200 zoom yapıp layout'a bakmak lazım. Çünkü kullanıcılar hep böyle parça parça. Ekranın yettiği kadar görüyorlar. Şimdi dijital gitsin. Yaptığım işten örnek vereyim. Sonra bir geri çıkıp bakıyorum. Bir zoom out yapıyorum. İş duygusalsa bir ara ver. Bir kahve yap. Bir git. İş daha da sarpa sardıysa bırakıyorum. Yapmıyorum. Yani yapmıyorum. Ben cuma günü için mesela bugün şirketimden izin aldım. Yani ya neden aldığımı bilmiyorum. Arya'yla, kızımla vakit geçireceğim. Silkelenip kendine gelirsin. Evet, şöyle bir kendine gelirsin. Onu da yapabilirsin. O da mantıklı. Yani en olmadı bırakıp gidiyorum. Kesinlikle kapatıyorum bilgisayarı. Çünkü zarar veriyor. Tasarım kalitesini aşağı çekiyor. Peki atıyorum, yani müşteri ya da çalıştığın iş arkadaşın ya da ne bileyim hocan, hani akademiden örnek verelim. Negatif bir yorumda bulundu. Çalışmanla ilgili eleştiride bulundu. Yapıcı ya da kırıcı fark etmez. Bununla ilgili motivasyon kaybı yaşadığında toparlamak için ne yapıyorsun? Küsüp Hazmediyorsun. İyi anlamda da hazmediyorsun. Bünyende yer etmesini sağlıyorsun. Hazmedeceksin önce. Kötü olanlar, çünkü tasarımcılar ego sahibi insanlardır ya. Yani bunu herkes yaşamıştır. Kabul etmiyor, zavallı, içinden söylenmiştir yani. Bu önce bir hazmedeceksin. İyi de hazmedeceksin. İyi duyduğun zaman dünyanın en iyi tasarımcısı olmuyorsun. Ve bir sonraki büyük ihtimalle amayla gelip kötü olarak sana geliyor. Harika olmuş ama bir geliyor, bir onur kırıcı, gurur kırıcı gibi hissediyor. Öyle bir şey yok. Yani biz arkadaşlar içinde sanat barındıran ürünleri satıyoruz. Onlar bir gün doğada çözülüp gidiyorlar. Bunu unutmayın. Hiçbir şeyi içselleştirip bir sözünüzle kariyerinizin gidişatını değiştirmeyin. İçselleştirmeyin, çok önemli. Burada inanılmaz açık sözlü insanlar. Burada arkandan da konuşuyorlar. Ama herkes arkandan ne konuşulduğunu da biliyor, öyle de bir durum var. Kimse problem yapmıyor. Yani art direktörün beğenmemiş olabilir. Ya işin sonlandırılabilir en kötü. Ne olabilir ki? Yeni iş bulursun.
Yani iyice işi böyle duygusallaştırıp ruhsal çöküntü içerisine girmeye gerek yok. Çözüm odaklı olacaksınız. Yani onu hazmetmek kolay değil arkadaşlar. Yani aksini iddia etmek, tartışma ortamına girmek çok kolay. Olumsuz çok, negatif çok kolay. Bütün her şey negatif. Haberler negatif. Virüsten dışarı çıkamıyoruz falan. Onun için olumlu tarafa bakın. Başarılı olmak istiyorsanız içinizdeki o ego şey gibi kara taş gibi yani o parıltıyı bu egoyu hep böyle insanlar şey bilir ya egolu bu. İşte bu egolu. Bunun egosu konuşuyor. Egoları çarpmış. O değil. Ego o anlamda değil. Sosyal hayatınızda bu egodan bahsetmiyoruz biz. Ben onu vurgulamıyorum. Tasarımcı olarak içinizde sizi var eden egonuz aslında sizin dinamonuz. Motorunuz. Kalbiniz, beyniniz o kalpteki işte o çarpıntı ego ile oluyor bence. Evet, teşekkür ederiz. Akranlar Uzun hocam. tutuyorum. Uzun uzun çenem düştü benim yine uzun tutuyorum. Kusura bakmasın. Tamam, ben arada girerim gerekirse. Akranlarımızdan zannedersem bir soru gelmiş. Web site tasarımını yapan arkadaşların tasarımları yaparken mobil mi yoksa desktop üzerinden mi uygulaması gerekiyor? Yani öncelik göstermesi gerekiyor. Evet. Geleceğin tasarım nasıl bir ivmeyle ya da ne yönde ilerliyor? Buna dair bir soru gelmiş. Evet, şimdi tasarım trendleri çok çabuk değişiyor. Ona sonra ikinci cevap vereyim. İlk güzel bir soru. Bir kavram var arkadaşlar. Ben ara ara İngilizce söylüyorum. Çünkü İngilizcesinden de çünkü birçoğunuz da İngilizce terimleri biliyorsun. Mobile first. Mobil önceliği çok önemli. Mümkünse yani ona maalesef mümkünse diyeceğim. Büyük şirketler, yatırım almış startuplar, büyük startuplar, banka kuruluşları kesinlikle şu anda en azından İngiltere'de mümkün olan yerlerde mobile first mantığıyla ilerliyorlar. Önce mobili, önce en sadesini, bilginin verilebileceği en küçük ekranı tasarlıyorlar ki büyüdükçe sıkıntı olmasın diye. Normalde biz tersini, biz Web 2.0'lar, Photoshop kullandığımız zamanki zamanlardaki tasarımlar hep mobil yoktu bile yani. Telefonlardaki arayüzler çok Steve Jobs'un işte iPhone'un sunuşuyla biz bir şekilde mobile önem vermeye, görmeye başladık. Vardı ama çok şey vardı işte Symbian dediğimiz işletim sistemi vardı. Snake'ler vardı, piksel tabanlı. Onlar arayüz, şu an retro onlar. Öyle bir şey yok artık yani. Onun için mobile first çok önemli. Çünkü yani herkesin de telefon olduğu için bir Google Analytics ya da istatistiği veremem ama şu anda yani çok çok milyarlarca telefon var. Onun için mümkünse diyorum, mümkünse. Her zaman mobile first yapma. Hele deneyimsiz arkadaşlar mobil tasarımla başladıklarında hataya düşerler. Öncelikle onların kendi tasarım estetik algılarını seviyelerini yükseltmeleri lazım. Onun için görsellik biraz daha önemli. Güzel bir soru daha var burada. Üniversitedeyken öğrencilik hayatını soruyor muhtemelen. İyi ki bunu yapmışım dediğiniz bir şey var mı diye soru gelmiş. Ya da bununla ilgili bir tavsiyeniz var mı? Yani Ha, anahtar. güzel bir soru. Güzel bir soru. İyi ki bunu yapmışım dediğim şey, iyi ki grafik tasarım okumuşum. İkincisi yönlenme yine hocalarımın tavsiyesiyle iyi ki tezimi dijital şeyde vermişim, alanda vermişim. Tezimi dijital alanda vermeseydim belki ona hep böyle bel bağlayaraktan kariyerimi. Zannetmiyorum. Gerçi hep ben onun dışında yani hep dijital. Ben temel sanat eğitimi sunumu sene sonu sunumunda dijital işler verdim. Benim hocalarım şey yaptı. Ne gerek var oğlum? Niye bunu yaptın falan. Halbuki ben bütün işleri yapıp dijital işler testin sunumlarını yapmıştım. Kim öğretmendi hocalarım olumlu karşıladı. Kimileri olumsuz hatta böyle konuştular. Ulufer hocam vardı. Yakup hocam vardı. Sınıfta mı bıraksak falan gibi bir konuşma oldu. Ben yani tırnaklarımı yemiştim o zaman. Anlatabiliyor muyum? Ve hep vardı. Onun için dijital yani benim olayım ben şu anda mesela katalog da yapabilirim. Ya da taşırmadır. İşte Pantone'dir. Matbaaya iş de gönderebilirim. Gönderiyorum arada. Ama %95 benim yaptığım iş dijital. Onun için evet yani doğru yönlendirmeler, grafik tasarım okumam, hocalarımın yönlendirmesi ve dijital tarafa geçiş yapmam zamanında. 10 yıl, 12 yıl önce. Hemen Yani hemen. bir farklı disiplinlerde okuyan, çok farklı demesek de resim öğretmenliğini okuyan bir öğrencimiz grafikle ya da grafiğe yönelmek istediğini ifade etmiş. Bununla ilgili bir öneri var mı? Yani mezuniyet sonrası bu alana yönelilebilir mi? Çok mu geç kalınmış olur? Bununla ilgili bir ne söyleyebilirsin? Çok örneği var. Grafik tasarım okumayıp da yeteneği olan, sonradan açığa çıkartan çok çok
çok çokça vakit harcayarak, çokça gözlem yaparak bu yeteneği ortaya çıkartan bir sürü de arkadaş var. Ben saygı duyuyorum. Yani bakın, yazılımcı olarak tasarım gözü olan arkadaşlar da var. Ben mesela kendim şahsen şu anda İstanbul'da benim beraber çalıştığım proje yaptım. Freelance olarak bir kreatif developer arkadaşım var. Tasarımcı değil. Ama öyle bir anlaşıyoruz, paslaşıyoruz ki bütün web sitesinin yapılması gereken mikro etkileşimleri söylemeden yapıyor artık. Çünkü çok fazla iş yaptık. O bakımdan neden olmasın? Olabilir. Ben asla hayır demiyorum. Yani bu iş ressamlık olsaydı belki daha adanmışlık içeren bir meslek dalı, ama o zaman belki yok canım git okulda oku falan demem yani. Niye diyeyim ki? Evet, güzel bir soru daha. Doğru meslek tercihi yaptığını nasıl anladın? Yani gerçekten Yani. mesleği mi yapıyorsun? Doğru meslek tercihi yaptığımı nasıl anladım biliyor musunuz? Ben üniversite sınavlarına girerken son şansım belki. Tek grafik bölümünü seçtim. İşte yanına 3 tane daha bir şey yazmadım, sınavlarına girmedim, girecek durumum da yoktu. Üniversite sınavlarına girerken grafiği seçtim. Tek okul seçtim. Tek okul aklım vardı. Tek okula girecek, kayıt yaptıracak durumum vardı. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Onun için ben aslında ne yaptığımı her zaman biliyor oldum. Lisede okuduğum için ortaokulda bile faaliyetler onu gösteriyordu. Ki hocalarımız bizi Işılay Saygı'na gitsinler diye annemize telkinlerde bulunuyorlardı falan filan. Onu söyleyebilirim. Yani bu birazcık böyle daha da geriye giderek oldu ama hep biliyordum ne yapacağımı. Tercihi doğru yaptığımı verdiğim projelerden anladım. Hocalarımın bana tepkisinden anladım. Hocanız tepkisini, yani çok donuk bir hoca bile olsa bir gün size öyle bir onore eder ki hiç belli etmiyor. Çok böyle akademik bir adam. Hiçbir şekilde belli etmiyor. Böyle çok şey adamın ya da kadının teki. Ama bir yerde öyle bir onore eder ki o gerçekten sizin işte yolunuzu belirleyebilir ya da ben bu işi yapayım, ben bu işte başarılı olurum diyebilirsiniz. Ben hep hocalarımın gözünün ağzının içine baktım. Yaptığım projeleri diğerleriyle kıyasladım. Hiçbir zaman kıskanmadım, imrendim. Arkadaşlarımı, başarılı olanları tebrik ettim. Bu şekilde ilerliyorum. Yani çünkü imrenme ile kıskanma arasında çok ince bir fark var. Tasarımcı olarak da insan olarak da. O çizginin gerisinde durmayı ben tavsiye ediyorum. Çünkü başınıza iş açıyor diğer türlüsü. Yaptığınız bir çalışmayı hızlandırmak için ne yapıyorsunuz demiş. Fikir konusunda sıkışıp tıkandığınız zamanlarda, uzun süre düşünerek işe başlayamadığınız zamanlarda öğrenciler genelde bunu çok yaşıyor. Yani fikir gelmedi hocam. Hocam yapacak bir şey kalmamış diyor ya mesela. Hani işte dünyada her şey olmuş bitmiş, bütün tasarım süreci tamamlanmış gibi ifadeler kullanıyor öğrenciler. Evet. Aklıma fikir gelmedi hocam diyor. Halbuki milyarlarca fikir çıkabilir bu konuda ama mesela bu Evet. biraz kolaycılığına kaçmak. Sen tıkandığın zaman profesyonel düzeyde çalışmalarını yaparken karşılaştığın yani böyle yetersiz kaldığı fikir üretemediğin zamanlarda kendini nasıl işe adapte ediyorsun tekrar? Süreci nasıl hızlandırıyorsun? Yani şimdi Murat Hocam bak ben bunu bir hoca olarak söylemiyorum ama hoca olarak söylüyormuş gibi naçizane kabul edersen yanlış anlaşılmayacaksın. Şimdi ben bu fikri tükendi. Sendromum başladı. Doktorumla neyse. Bunu ben kabul etmiyorum. Yani ben öğretmen olsaydım bu konuda büyük ihtimalle senden daha net olurdum. Senden daha keskin olurdum. Keser atardım. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu da benden mesaj olsun. Yani bu gözlem eksikliğiyle alakalıdır canım. Yani öyle şey olur mu? İnsanlar ne fikirler buluyor da sonra diyorsun ki ben bunu düşünmüştüm. Ben bunu ya da nasıl düşünmedim? Hep böyle bir şey bahane var. Düşünseydin yani bunun bahanesi yok. Yani bahanesi yok. Bu gözlem eksikliğidir. Çalışma eksikliğidir. Daha çok gözlem eksikliğidir. Çünkü gözlemledikçe fikir geliyor aklına. Küçük ya saçma sapan bir şey bile gördüğünde aklına fikir geliyor. O kadar çok böyle görsel hafızan gelişiyor ki o abstrakt sanatlar nasıl çıkıyor? İnsanlar rüyalarında gördükleri şeyleri resmediyorlar falan böyle. Çünkü çok gözlemliyor, çok okuyorlar. Onun için bu sorunun şeyi yok. Hani ya şundandır reçetesi yok. Yani cevabı gözlem eksikliği. Ve ben bunu bahane olarak hoca olsam kabul etmem. Ben bunu proje lideri olarak da ya gelmedi çok ama yapamadım. Yapamadım olur mu ya? Yapmak zorundasın. Yani teslim etmek zorundasın. Senin yaptığın her şeye ben saygı duyuyorum. Sen hocasın, değerlendiriyorsun, not veriyorsun. Sen yeri protokolü yerine getiriyorsun. O yapmadım diyor. Bu bir başkaldırıdır. Bu kabul edilmez. Yapmadım diyorsa o zaman ben de yani geçirmedim oluyor o zaman sınıfı. Yani değil mi, ne bileyim yani. Net bir cevap aldı galiba arkadaşlar bu konuda. Peki o zaman hani
görmemiştir ya da iyi beslenmemiştir diyoruz ama nereden beslenecek bu çocuklar? Yani çoğunlukla ben gözlem yapabildiğimiz kadarıyla tabii içindeyiz sürekli, yanlarındayız. Atölyede bazen sosyal medyada takip ediyoruz. Besin kaynaklarının çok yetersiz ve sadece sosyal medya olduğunu gözlemliyoruz. Çok kısır kalıyor. Sen nerelerden besleniyorsun? Yani besin kaynağı şu ana kadar elde ettiğin birikimi nasıl elde ettin? Genelce bir yani ifade bu ifade edeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Anlattıklarımın hepsi aslında buna atfen şey yapılabilir. Cevaplandırılabilir. Gerçekten de hepsini kapsıyor. Bitti. Fikrim bitti. Öyle bir şey yani tamamen bu dediğim gibi yani gözlemle alakalı sosyal medya sınırlı. Ben Instagram'dan o kadar çok değişik ve marjinal, yani marjinal derken yine kötü anlaşılmasın, farklı hesaplar takip ediyorum ki bakıyorum 800-900 kişi takip ediyorum. Bunlardan çok az arkadaşım. Çok az da takip edenim var. Ama faydalandım o kadar. Mesela arada ben çiziyorum. Dijital illüstrasyon yapmaya çalışıyorum. Senin kadar olmasa da. Ama çok faydalandığım bir şey var. Ben sosyal medyanın gücünü olumlu yönde kullandığımı düşünüyorum. Birincisi bu. Sosyal medyaya kesinlikle kısıtlı ya da yetersiz, yani ucu bucağı olmayan bir şeyi nasıl yetersiz bulabilirsin ki? Sen arama yapmayı bilmiyorsun o zaman. Anladın mı? Yani bak, bu dil bilgisi, İngilizce bilmenin artısı da burada şey. Öyle terimler var ki Türkçe yazıyor, bulamazsın yani. Bulman mümkün değil. İngilizce arama yaptığın zaman belli bir jargonu var. Onu konuştuğun zaman, onu yazdığın zaman her türlü sonuca ulaşıyorsun. Müzeler, klasik gelecek. Müzeler çok önemli. Müzelerdeki o heykellerin altında yazan hikayeler var ya, mitoloji, oyunlardaki o bulduğun saklı hazinelerdeki hikayeler var ya, onları okuyor mu acaba? Ben oyunları oynamıyorum, oyunları durdurup bakıyorum ben. Yani oyunları oynuyorum, seviyorum ama oyunları durdurup bakıyorum. Fikir işte onları. Yani her stilden bir şey, tasarımcının skalası şöyle ceketini açtığında bu tarafta, bu tarafta böyle fikirler dolu olması lazım. Yani böyle seyyar satıcı gibi her türlü cevaba cevap verebiliyor. Cevabı yoksa danışacaksın. Cevabı yoksa okuyacaksın. Yani kafanda belli bir kısıtlanmışlık hissediyorsan kesinlikle danışacaksın. Öğrenciysen hocana danışacaksın. Öğrenci değilsen kütüphaneye gidebilirsin. Kütüphane çok klasik kalıyor ama bak kütüphaneye gidiyorum ben. Şurada bir kitabım var. Weybridge'i merak ettim mesela. Weybridge Pest diye bir kitabım var. Bak, çok alakasız. Bak ben grafik dijital tasarımcıyım. Bunları gösteriyorum ama birazcık şey olmuyor değil mi Murat? Yanlış. Gayet samimi bence. Yani ben samimiyetten bunu yapıyorum. Kesinlikle bunları burada süs olsun diye değil. Açık açık okuduğum da şeyler. Yani şöyle göstereyim. İnteraktif. Efendim? Yaşamının, yani gelir kaynağının %95'ini dijital platformlardan kazanan evet. Bir adam olarak kütüphaneye gitmeye devam ediyorsun. Kütüphaneye gerektiğinde gidiyorum. Yani her gün gitmiyorum tabii ki. Birçok bilgi online ulaşıyorum. Bakın interaktif, bu mesleğime belirle alakalı bir şey. Bunun PDF'ini okudum. Devamını, yani çoğunlukla görsel bu. Ne olduğunu falan anlatıyor. Altında yazılarla. Bunu. Pop art. Instagram'da bir hesabım var. Oradan işte boş vakitlerimde birkaç fikir bulmuştum. Onları şey yaptım, uygulamaya geçirdim. Şu an devam ediyor. Çok bir şey yapmıyor şu an. James Gurney'i takip eden var mı internette? Bu hikaye kitabını yazan, dinozorların evcilleşmiş halinin storiesini yazan bir illüstratör. Hala YouTube'da canlı kanalı var. Ben illüstratör değilim ama bunu takip ediyorum. Yani Weybridge'in geçmişini merak ettim, yaşadığım kasabanın. Bakın üzerinde bir sanat eseri var. Ve içinde de 200-300 yıllık kasabanın geçmişi var. Bunların hepsini okumadım ama önemli yerlerini, bizi ilgilendiren kısımlarını, bizim olduğumuz sokakları okudum. Bunlar niye var diyorsunuz? Arada açık kendimi işte rahat kafa, şey tasarımcı kafası olduğu için çizmeye çalışıyorum. Yani hesabımda Murat biliyorsun, arada sana danışıyorum. Sen daha iyi bildiğin için bu tür şeyleri sana danışarak vakit geçirmek için. Yani tasarımcının hayatına dahil etmesi, tasarımcı gibi yaşaması demek bence bu demek. Benim motto bu. Benim motto bir de şu arkada da var. Bak ben açanlar görürsün diye şey yapıyorum ama birazcık şey, kaba bir tabir. İşi bitireceksin yani. Hani onu söyleyebilirim. Şimdi birazcık böyle şeyden, dediğim gibi sohbet koyulaştı. Şey yapmadım, işi çok şova döndürmeden. Umarım yanlış anlaşılmıyordur. Ya o zaman hala 45 kişi sabrettiğine göre. Evet ya, çok 1,5 saat oldu yani. Teşekkür ederim herkese. Sorular da geliyor. Koray'dan bir soru gelmiş.
Bunu açıkçası biz de bölümdeki Erol hocamızla çok karşılıklı istişare yapıyoruz. Kodlama konusunda öğrencilere bir şeyler öğretilmesi gerektiğini, piyasaya çıkanları mutlaka kodlamadan belli düzeyde anlaması gerektiğini ifade ediyoruz. Sence de bu böyle mi? Ya da kodlama bilenin kodlama dillerine hakim olan ya da en azından talep edilecek olan kodlamanın basit düzeyde hakimiyetinin nasıl bir faydası olacaktır ileride? %100 doğru. Bu çok 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 güzel bir. Bunu ben vurgulamayı unuttum açıkçası. Kod ya öğrenmeyin. Kod bilmeyin. İşte uzak durun değil aslında o mesaj. Nasıl çalıştığını öğrenmezsen bir kere mesela şu an ben yazılımcıların nasıl çalıştığını bilmiyor olsaydım bu şirkette çalışıyor olmazdım 2 senedir. Onu söyleyebilirim. Çok net yani. Frontend kısmı yani bir HTML sayfanın nasıl çalıştığını hatta bazı backend servislerinin altyapı servislerinin nasıl çalıştığını hele ki freelance yapıyorsan bilmezsen kimseyle bir alışverişin olmaz. Kesinlikle kodun nasıl? Ya ben zamanında ActionScript yazdım. Bütün kodlama dilleri birbirine yakın. Koddan başka hiçbir şey yok bir kere. Bizim tasarımdaki gibi çeşitlilik yok. Yani kod yazan arkadaşlar, developerlar kodları renklendirerek tatmin oluyorlar mesela. O kadar. Tek fark kod satırlarının renkli olması. Onların tamamen işi kod satırlarıyla alakalı. Bunun nasıl çalıştığını, en azından çıktısının ne olacağını sen kendi tasarımın için bilmen gerekiyor. Bakın bunu bilmediğin zaman bu çok önemli bir konu. Teşekkür ederim tekrar sorulduğu için. Kodun nasıl çalıştığını nasıl şeyde browser'da, tarayıcıda sağ klik yapıp inspect incele deyip oradaki mesela nasıl diyeyim ya çok bu samimi bir çok detaylı bir cevap oluyor ama sağ tıklayıp sitenin grid yapısını, web sitesinin layout'unu, developer onu tasarımcıdan aldıktan sonra nasıl yerleştirmiş, font size'ını, font büyüklüğünü nasıl ayarlamış, oradaki o yandaki şey panelinden, inspector dediğimiz panelden öğrenebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ben HTML öğrenmedim ama nasıl çalıştığını sorarak, görerek, açarak öğrendim. Herhangi bir web sitesine girin. Orada her şey tasarımcının değil, developer'ın dilinden konuşuyor. Yani onu bilmek çok önemli. %100 katılıyorum. Tasarımcı onun mantığını anlamalı. Evet, kodlamanın önemine de değinmiş olduk. Biz de zaten 3. ve 4. sınıflarda tam olarak karar veremedik ama öğrencilerimize kodlama eğitiminin basit düzeyde verileceği yönünde bir istişarede bulunmuştuk. Evet. İsabet olmuş. Ben kendi kişisel sorumu sorayım. Daha sonra da toparlayabiliriz. Bütün tavsiyeler genelde öğrencilere yönelikti. Sonuçta biz de akademide yer alan akademisyen arkadaşlarımız da dinliyorlar. Ben de dahil olmak üzere. Bazılarımız özel sektörle ilişki kuruyor tabii. Çalışmalarını devam ettiriyor ama özel sektörden kopuk olan hocalarımız da var. Kendi kişisel akademik süreçlerini daha fazla veriyorlar. Bu hocalarımızın ders işlenişi, müfredatıyla ilgili güncellemesi gereken bir takım yeni eğilimler, trendler var mı? Yani akademik camia özel sektöre yeterli mi şu anda? Senin gözlemin ne? Yeni gelen öğrenciler, mezunlar, yeni yetişen tasarımcı adayları ne eksiklerle karşınıza çıkıyor? Bu çocuklar nasıl daha yeterli olabilir? Yani akademik sürece tavsiyelerde bulunabilir misin? Yani bu çok Murat başka bir sohbetin konusu. Belki böyle 5-10 konuşmacı sonra bir daha alabilirsin beni. Yani bilmiyorum ya da başka birisi çıkıp konuşabilir. Bu çok başka bir alan. Tasarım eğitimi, tasarım eğitim müfredatı bence Türkiye'de bazı okullarda baya bir geride. Gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla benim kardeşim tasarımcı, sen eğitimini veriyorsun, öğretimini veriyorsun. Yani bu işin direkt içindesin, benden daha iyi biliyorsun. Fakat baya arada bir boşluk var kapatılması gereken diye düşünüyorum ben. Ben kendi zamanımda bu eksikliği hissettim. Hissetmedim değil. Ben kendi uğraşlarımı dijitale yöneldim ve benim birçok arkadaşım dijitale sonradan yöneldiler. Önemini. Birçok arkadaşımın ben portfolyosunu görmedim mesela. Bilmiyorum. Yani çok güçlü portfolyosu ya bu adamın portfolyosu var dediğim hatırlamam lazım, bakmam lazım. Yani etrafımda yok. Ama Türkiye'de var tabii ki. Onun için işte portfolyo tasarım eğitimi var mı müfredatlarda? Ben bilmiyorum. Var. Son sınıfta var şu anda. Güzel. Benim zamanımda olup olmadığını açıkçası emin değilim. Bilmiyorum ama kod yapısının, kodun nasıl çalıştığını, tasarımcının özellikle dijital ise tasarımcının arayüz geliştiriciye nasıl, ne şekilde tasarım
teslim edeceğini bilmesi, öğretilmesi lazım. Artık kadronuza bir front-end developer mı alırsınız, öğretmen gibi, akademisyen? Yazılımcı mı getirirsiniz, konuşma yaptırırsınız? Biz bunları böyle istiyoruz, bu şekilde isimlendiriyoruz, dosyalarla teslim ediyoruz mu dersiniz? Çünkü Sketch diyeceğim, Zeppelin diyeceğim, onlar da apayrı bir konuşma şeyi. Yani product design konuşmadık biz bugün. Biz bugün birazcık daha genişletilmiş bir şekilde tasarımcı olmak, profil nasıl oluşturulur, farkları nelerdir, ben nasıl geldim? Yani bir kişisel bir görüş oldu bu. Bir de böyle kamusal ortak bir görüşün olduğu sohbet olabilir daha sonra. Başka arkadaşlar olabilir. Ben yardımcı olabilirim istenirse seve seve. Product design'dan ayrıca konuşulabilir. İş teslim etmek bir ayrı bir profesyonellik alanı. Çünkü developerlar çok, developerları suçlamak istemiyorum ama developerlarla tasarımcının dünyası gerçekten farklı gezegenler gibi. Çok kolay çalışabiliyorlar. Ve profesyonel anlamda Londra gibi bir şeyde hayatta kalmak için gerçekten nasıl tasarım teslim edeceğini, o asset dediklerimiz dediğimiz şeyi nasıl teslim edeceğini iyi bilmen gerekiyor. Yani layer'ları isimlendirmenin bile burada önemi var. Çok önemli. Onun için üniversitelerin bence sektörden işe alımlar yapması gerekiyor. Bakın 10 yıllık, 20 yıllık hocalar var ama çok önemli onlar. Onların önemini çok iyi ben anlayabiliyorum. Ama yeni nesil akademisyenler, hatta yani nasıl söylesem, çok da gönlü olmayanlar asıl başarılılar bu sektörde, şeyde, akademisyen olabilirler. Çok gönlü yok. Akademisyen olmayı hiç düşünmemiştir. Piyasanın piridir. O adamı getirin, oturtun. Yani en azından seminerlerde buluşturun öğrencilerle. Öğrenciler soracak soru bulurlar. Öğrendikçe, gördükçe. Göstermezsen, öğretmezsen, onları hazırlamazsan kesinlikle onlar hazır olmayacaktır. Akademik anlamda piyasayla akademinin arası çok açık. Şey olarak, mesafe olarak açık. Bunun kapatılması için arkadaşlar, hocam, bence sektörden insanların buluşturulması gerekiyor öğrencilerle. Hatta akademisyenlerle. Yani kesinlikle öyle. Yani net. Şu anda yaptığımız gibi diyorsun aslında. Yani işte faydalı bulunursa ne hala, çok ben memnun oldum burada olduğuma. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ben içinden geliyorum işin. Ben dışarıdan biri geldiği zaman uzaydan gelmiş gibi çok merak ederek aşırı profesyonel bakıyorum. Yani çok böyle çok karizmatik görüyordum o insan ki piyasa tasarımcıları, başarılı tasarımcılar, ajans sahipleri oturmasını kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, sunmasını bilen, giyinmesini bilen, rengini iyi seçen, ayakkabısını iyi seçen insanlardır yani. Bunları dışarıdan getirip davet etmek, hele belki kadroya dahil etmek müthiş, müthiş bir şey. Öğretmen, diğer akademisyen arkadaşlar için, akademisyen ortam için de bir hava değişikliğidir. Anlatabiliyor muyum? Sen yine işini yaparsın. Baskısını, serigrafisini yapsın hocam. Onları kimse engellemez. Ama çağ dijitale gidiyor. Ya Türkiye bakın birçok göç, ya çok fazla göç aldı. Yurt dışına çok fazla göç verdi. Bunların hepsi çok üst düzey kalifiye insanlar. Bakın bunu herkes biliyor mu bilmiyorum ama yaklaşık marketin %80'i şu anda yurt dışındaymış. Tasarımcı daha çok yazılımcı. Tasarımı biz yazılım için yapıyoruz. Biz online vitrinler kuruyoruz. Bunu yapacak yazılımcı yok. O zaman ben ne eğileyim tasarımı? Satamazsın ki. Yani işlevsel hale getiremezsin. Anlatabiliyor muyum? Bizim görsel iletişimin bölüm başkanı Erol Hoca var. Bu arada hem tanıştırmış olayım bu bahaneyle. Kendisi soru sormuş. İstersen onu da cevaplayalım ve bitirelim. Tamam, uzadı. Ben tekrardan özür diliyorum uzadığı için. Yani inşallah faydalı olmuştur. Vakit bana hızlı geçti. Fakat bayağı uzadı. Ben soru cevap da oldu bu sefer gerçi ama yani bir dilimde sürçtüyse affedin. Son soruyu alayım Murat. Ben sonra teşekkür ederim, bitirelim. Tamam. Erol Hoca demiş ki tasarımcının spesifik bir alanda uzmanlığını geliştirmek bir avantaj sağlar mı? Yani, ben alamadım. Sesin kesildi. Bir tasarımcının spesifik bir alanda uzmanlığını geliştirmesi herhangi bir avantaj sağlar mı kendisine? Yani şöyle, spesifik bir alanda kendini geliştirmesi gerekir zaten. Multidisipliner tasarımcı demiştim az önce. Multidisipliner yeteneği olan ya da tecrübesi olan tasarımcılar da var. Ben net bir şekilde her şeyden biraz biraz mantığını kapalıyım. Ben animasyon öğrenmedim mesela. After Effects bilmem. Flash'la çok fazla banner yapmışımdır. Action Script'le ya da geleneksel yöntemlerle. Onu da bıraktım. Belki bir 7 yıl önce, 8 yıl önce. Öncelikle tasarımcının spesifik anlamda gelişmesi gerekir ki Londra gibi bir yerde, San Francisco gibi bir yerde çalışıyorsanız öyle her şeyden yapan insan
olarak da product designer'ın, user experience designer'ın çok çok altında maaşlara çalışırsınız. Çünkü her şeyden az az biliyorsunuzdur. Onun için spesifik olarak herhangi bir profesyonel alanına odaklanmak doğrusudur ve çok bence tasarımcının faydasına olacaktır. Hala multidisipliner olabilirsin. Baskıyı öğrendiği zaman unutabileceğin bir şey değil. Kendini güncellersin. Şu an Action Script'i birazcık açıp bakmayla hatırlayabilirim ama yok, flash yok. Bunlar kaybolmuyor. Unutuluyor ama ya, bir şekilde hafızamda kalıyor. Ama profesyonellik alanı sürekli gelişim. Yani spesifik o alan dediğimiz gelen soruda. O sürekli gelişim, kendini güncelleme, kendini ispatlama gerektirdiğinden bu her şeyden biraz mantığı ya da multidisipliner işte onun yumuşatılmış hali. Ben ona biraz karşıyım. Yine çizersin. Yani iddialı olmak istiyorsan bence tek bir şey iddialı. Hepsini yapamazsın yani. Yani hepsini yapman mümkün değil. Para kazanırsın ama ona göre bir portfolyon, ona göre bir profilin olur. Anlatabiliyor muyum? Yani şey gibi bu. Yıllarca bir şeyi böyle işleyip böyle bir tane ama şaheser yaratmak gibi bir şey bu benim gözümde. Yani onu söyleyebilirim ya. Kesinlikle spesifik bir fokus lazım meslekte. Bu kullanıcı deneyimi olur, arayüz olur, animasyon olur, illüstrasyon olur. Grafik tasarımın skalası çok fazla. Onun için benim diyeceğim bu. Teşekkür ederim. Dekan Hoca da kendisi teşekkürlerini iletmiş bu arada. Sağ Ben olsun. selam söylüyorum, teşekkür ediyorum kendisine. Ben de bu arada küçüklüğümden beri, ilköğretim çağımızdan beri, resimle uğraşmaya başladığımızdan beri en büyük idolüm olarak sana ben teşekkür ediyorum. Hep arkandan geldim. Yol yardımcısı. Aa, estağfurullah. Estağfurullah Murat. Şimdi hocam diyorum sana. Biz tatlı rekabetimiz sayesinde böyleyiz. Biz hep tatlı rekabet içerisindeydik. Onu ben ilk başta söyleyecektim ama o kadar geriye gitmek istemedim. Sonunda böyle bir kapanış şey için ben teşekkür ederim. Bizim bu birbirimize olan hoş sohbetimiz abi kardeş gibi değil, arkadaş gibi adı üstünde. Ben adı konmuş abi. Abi de demişler sana. Sen öyle abi demişsin. Onun için ben teşekkür ederim. Çok da güzel oldu bence. İkimizin de tasarım mesleğiyle uğraşması var. Umarım faydalı oluyoruzdur. Zaten sen faydalı oluyorsun. Umarım bir gün ben de ülkemde döndüğüm zaman ya da arada geldiğim zaman faydalı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince bireysel anlamda, toplu anlamda, akademik anlamda, sektörel anlamda ne biliyorsam bildiklerimi paylaşmaya hazırım ben. Herkese selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir gün yüz yüze de belki öğrencilerimizle sohbet Olacak. Olacak umarım, gelmek istiyorum. Siz de uygun görürseniz neden olmasın, isterim. Çok isterim. Tanışmış oluruz hepsiyle. Tamam. Çok sağ ol. Dinleyen, sabreden herkese de çok teşekkür ederiz. Aynen, uzadı. Çok kusura Öğrenci. bakmasın hiç kimse. Sağ olsunlar. Yine zaten sosyal medyada varsın. Sorusu olan, merak eden, takip etmek isteyen kendileri de takip edebilirler. Ben çok memnun oldum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yeni bir konuyla tekrar bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Paylaşımlarda bulunuruz. Yine bekleriz. Herkese tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Devamını bekliyoruz mutlaka. Hoşça kal. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz.